Ferhat ile Şirin'in dillere destan, aşk hikayesini bilmeyen, duymayan yoktur. Bu aşk öyle bir aşktır ki Ferhat sevdiğine kavuşmak için dağları deler. Bu videoda Ferhat ile Şirin'in hikayesini anlatacağım. Çok eski zamanlarda yaşanmış olan bu eşsiz hikayeyi anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Günümüzün Türkiye topraklarında bulunan Amasya şehrinin olduğu bölgede bir zamanlar Ferhat ile Şirin adında birbirine deliler gibi aşık iki insan yaşıyordu. Bu aşk hikayesi öyle bir hikayeydi ki Ferhat ile Şirin'in aşkını ölümsüzleştirdi. Üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen bir efsane olarak halen bilinmekte. Aşk hikayesinin yaşandığı dönemde Persler Anadolu'da hüküm sürüyordu. Romalılar dünya sahnesine yeni çıkmaya başlamışlardı. Türklerin Anadolu'ya gelmesine ise daha çok zaman vardı. Ferhat ile Şirin Türk değildi. Onlar Anadolu'da yaşayan yerel halkların bireyleriydi. Efsaneye göre Ferhat yaşadığı dönemin ünlü taş oyma ustalarından birisiydi. Sultan Mehmene Banu köşkün süslemelerini yaptırmak için bölgenin en iyi taş ustası olan Ferhat'ı çağırır. Ferhat işini gayet güzel yapar ve çok beceriklidir. Bu sırada hükümdarın kız kardeşi Şirin ve Ferhat birbirlerini görür. İkisi de birbirinden etkilenir ve birbirine deliler gibi aşık olur. Taş işçiliği uzun bir iş olduğu için Ferhat ile Şirin uzun süre bir arada olur ve birbirine olan sevdaları katlanarak artar. Ferhat sultana haber salarak Şirin'i istetir. Sultan kız kardeşini vermek istemez. Ferhat'ı oyalamak için elma dağını delip şehre su getirmesini şart koşar. Ferhat Şirin'e olan sevdasının verdiği aşkla dağları delmeye başlar. Mehmene Banu dağı delip su kanalını tamamlamak üzere olan Ferhat'ın yanına yaşlı dadısını göndererek Şirin'in öldüğü haberini ulaştırır. Ferhat bu acı haber üzerine elinde tuttuğu külüngü havaya atar. Düşen külüng Ferhat'ın başına isabet eder ve Ferhat ölür. Ferhat'ın acı haberini alan Şirin korku ve heyecanla olayın geçtiği kayalığa gelir. Ferhat'ın öldüğünü görünce bu acıya dayanamaz ve kayalıklardan yuvarlanarak orada can verir. Her iki sevgiliyi can verdikleri kayalıklarda yan yana gömerler. Derler ki her bahar iki mezar üzerinde biri kırmızı biri beyaz iki gül bitermiş. Bu iki gül tam birbirine kavuşmak üzereyken mezarların ortasında bir kara çalı çıkar iki gülün kavuşmasını engellermiş. Ferhat ile Şirin'in aşk hikayesi bu şekildedir. Birbirine deliler gibi aşık olan bu iki insan ne yaparsa yapsın birbirine hiçbir zaman kavuşamamıştır. Ferhat'ın dağın kenarını oyarak yaptığı su kanalı bugün halen Amasya şehrinin yakınlarında bulunmaktadır. Su kanalının yanında Ferhat ile Şirin'in temsili mezarları yer almaktadır. Amasya'ya yolunuz düşerse ve Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ne giderseniz Ferhat'ın açmış olduğu su kanalını görebilirsiniz.